Sevgili seyirciler, Ankara'dayız. Ankara'nın değerli genç girişimcilerini sizlerle buluşturacağız. İşte onlardan biri konuğumuz Eray Bey. Özellikle araç yıkama ve uygulama konusunda çok güzel çalışmaları olan bir isim. Peki yerimiz nerede? Çalışmalarımız neler? Onu da kendisinden alacağız. Öncelikle hoş geldiniz programımıza Eray Bey. Aşağı yukarı 14-15 yaşımdan beri bu arabayla haşır neşir olduğum zamanlardan beri bu işe bir tutkum vardı. Arabaya bir tutkum vardı. Bu işim bir hobiydi. Yani çok arabam oldu, hızlı arabalarım da oldu. Gecenin dördünde kalkıp hani yıkadığım da oldu, saatlerce uğraştığım oldu. Ondan sonra hani yaşımız da ilerledi, atıldık bu işe. Daha da değişik projeler yapmayı düşünüyorum seneden sonra. Yerimiz nerede, ne kadarlık bir alan, burada yaptığımız çalışmalar ve hizmetler nelerdir? Burası Ankara Alacaatlı, köyünün içinde, girişinde. Şu an toplam burası 300 metrekare. Dışarıda bir oto yıkama bölümümüz var, içeride uygulama bölümümüz var. Yaklaşık 180 metrekare, 6 tane aracı aynı anda yapabiliyoruz burada. Çalışmalarımız böyle sürüyor. Uygulamalar dedik, neler yapıyoruz uygulama olarak? Şöyle, boya koruma, detaylı iç temizlik, komple, arabanın tavanı, tabanı, işte kalorifer petekleri, bagajı, steplisi kadar. Oralara giriyoruz komple, ondan sonra cam filmi, şeffaf koruma filmleri. Boyasız göçük düzeltme yapıyoruz Çay yolunda, Ankara'da, yani bu bölgeye hizmet veriyoruz. Bu tarz şeyler yapıyoruz. Ayrıca oto yıkama hizmetimiz de var. Çok güzel. Aynı anda 5-6 araca hizmet verebiliyoruz dedik. Hangi araçlara hizmet verebiliyoruz? Biz şöyle, genellikle binek otomobillere hizmet verebiliyoruz. Hiçbir araba, marka, model, ucuz, pahalı ayırt etmiyoruz. Hepsine aynı şekilde hizmet veriyoruz. Kendi arabamızmış gibi davranıyoruz ve çalışıyoruz. Oto yıkama da çok önemli. Kullandığımız sudan, temizlerken kullandığımız araç gereçlere kadar. Orada nelere dikkat ediyoruz? Orada şöyle, birincisi kuyu suyu asla kullanmıyoruz. Şebeke suyu, yüzümüzü yıkadığımız suyla biz arabaları temizliyoruz, yıkıyoruz. O tarz detaylara dikkat ediyoruz. Paspaslara, içine, göğsüne, koltuklarına, her tarafa müdahale ediyoruz. Neden kuyu suyu kullanmıyoruz? O suyun verdiği bir zarar mı var? Tabii. Kuyu suyu kirli su. Ne kadar arıtılmış olsa da bu su pis. O yüzden camlarda kireçlenme yapıyor, fitillerde iz bırakıyor. Arabada görüntüde sürekli bir lekeler veriyor. O yüzden bunu kullanmıyoruz. Özellikle koyu araçlarda çok kötü görüntülere sebep oluyor. Benzinliklerde falan hani araba yıkanmasına ben karşıyım şahsen. O halde hem uygulama yaparken hem de aracımızı yıkarken seçeceğimiz yere dikkat etmeliyiz. Neler olsun tabii kriterlerimiz? Neye göre belirleyelim bizler? Yani temizlik, bir yerin, dükkanın içinin temizliği, kullandığı malzemeler kaliteli mi? İşte onlara falan dikkat etmemiz lazım. Özellikle kuyu suyu değil, şebeke suyu kullanımına dikkat etmek lazım. Eray Bey, öncelikle böyle güzel bir mekanı buraya kazandırdığınız için sizleri kutluyorum. Bütün hikayenizi, çalışmalarınızı izleyicimizle paylaşmanız çok değerliydi. Neler söyleyelim, neler ekleyelim son olarak? Araçlarınızı güvenle bize bırakabilirsiniz. 7/24 kameralarımız mevcut, alarmımız mevcut, iş yerimiz sigortalı. Kalan araçlar yaklaşık 4-5 milyona kadar sigortalı araçlarımız var. Bir sıkıntı olduğu zaman biz üstleniyoruz bunu. Gayet hani güvenliğimiz de har safhada, öyle uyguladık. Çalışma saatleriniz? Çalışma saatlerimiz sabah 8.30'dan akşam 7.30-8'e doğru. O zaman diliminde çalışıyoruz. Peki. Biz de bu yolda size başarılar diliyoruz. Yeni çalışmalarınızda görüşmek üzere. Sağ olun, teşekkürler. Hoşça kalın.